Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamidin. Sadakallahul azim. Zalimler cezasız kalmaz. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Mevlam Enbiya suresi 11 ve 15. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Biz azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi. Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Kıymetli kardeşlerimiz, ayetin mali bu. Zalimler cezasız kalmaz. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah Teala kainatta ortaya koymuş olduğu eşsiz denge ve düzeni bozacak insanlar arasında huzur ve güveni sarsacak, yeryüzünde fitne, fesat ve bozgunculuk çıkartacak eylemleri yasaklamıştır. Her şeyin yaratılış gayesine uygun olarak hareket etmesini arzulamıştır. Rabbimizin koymuş olduğu bu mükemmel düzeni bozan etkenlerin başında hiç şüphesiz zulüm gelir. Çünkü zulüm, doğruluk, hak, adalet, eşitlik gibi erdemlerin yerine yalan, adaletsizlik, haksızlık, şiddet gibi toplumu derinden sarsacak ve insanlar arasında huzursuzluğa sebep olacak unsurları yerleştirmek kardeşlerimiz. Allah'ın yeryüzünde koymuş olduğu kural ve düzeni bozmak, ilahi sistemin çizdiği sınırların dışına çıkmaktır. İşte bu nedenle Allah zulmü ve haksızlığı yasaklamış, zalimleri de asla sevmeyeceğini, bizlere mutlaka onları cezalandıracağını Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirmektedir kardeşlerimiz. İnsan kendine ya karşısındaki kişi veya topluluğa karşı haksızlık ederek zulmeder, kişinin kendine zulmetmesi, Allah'ı inkar edip onu tanımaması, emir ve yasaklarına riayet etmemesidir. Allah'a kulluk yapmak için yaratılan insanın Allah'ın istediği gibi değil de nefsinin istediği gibi başıboş, kuralsız haramlar ve yasaklar içinde günah işleyerek geçirdiği hayat, kişinin nefsine zulmetmemesi demektir kardeşlerimiz. Allah'ı unutarak yaşayan bir insan, insanın alabileceği en büyük ceza onun Allah tarafından unutulmasıdır. Kur'an'ın ifadesine göre zulmün en büyüğü Allah'a ortak koşmaktır. Bu husus Kur'an'da Lokman suresinde Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği öğütte şöyle söyleniyor kardeşlerimiz. Bakın Lokman aleyhisselam oğluna şöyle demiş. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum Allah'a ortak koşma, çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Kıymetli kardeşlerim, diğer taraftan bazı güç ve imkan sahibi bir takım insanlar sahip olduklarını kaybetmemek için yaşadıkları toplumun bireylerine karşı her türlü haksızlığı, işkenceyi, eziyeti reva görerek zulmeder ve böylece bulundukları konumu korumaya çalışırlar. Mesela şu anda İsrail'in yaptığı gibi değil mi? İsrail'in yaptığı zulüm gibi. Zaten dersimizde onun için okuyoruz. Yaptığı zulüm işte. Yaptığı haksızlık değil mi? Koca devleti yuttu. Resmen yuttu. Bir şey kalmamış. Onları da bitirmeye çalışıyor. Bunun en çarpıcı örnekleri bakınız. Peygamberlerin yaşadıkları topluluklardaki iktidar sahiplerinde görmek mümkündür. Mesela Nuh aleyhisselam, Hazreti Nuh'tan tutun, Hazreti Hud, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve son elçi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e varıncaya kadar tüm peygamberler bulundukları toplumda her türlü eziyet, zulüm ve işkenceye maruz bırakıldılar kardeşlerimiz. Hepsi zulüm çekmiş, hepsi eziyet çekmiş. Öyle kolay gelmemiş dinler. İslamiyet'in ilk yıllarında özellikle Mekke döneminde Hazreti Peygamber ve onun davetine icabet eden müminlerin müşrikler tarafından cezalandırılmak istendiğini görüyoruz. Onlar açlık, susuzluk, şiddet, iftira, boykot gibi zulmün en acımasız örnekleriyle karşılaşmışlardır kardeşlerimiz.
İnsanların birbirlerine karşı işleyebilecekleri zulmün en şiddetlisi, insanın en tabii hakkı olan yaşama, inanma, ibadet etme gibi temel haklarının ihlalinden kaynaklanıyor. Bu zulümdür. Siz insanlara nasıl elektrik vermezsiniz? Siz insanlara nasıl su vermezsiniz? Siz insanların doğal yaşam haklarını nasıl kesersiniz? Evlerini nasıl yıkarsınız? Ya zalimler, bu şimdiki zalimlerin yaptığı gibi. O kadar bebekler can verdi. Allah bunların hesabını soracak. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an bize zalimlerin, zulmedenlerin cezasız kalmayacaklarını haber vermektedir. Ancak Allah Teala ortada hiçbir neden yokken kullarını cezaya çarptırmaz. Cezayı çektirecek sebepleri kullar kendileri hazırlarlar. Tarihte azaba uğrayan toplumlara, kavimlere bakıldığında bu gerçek çok daha iyi anlaşılmaktadır. Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, Karunlar, Nuh, Lut, Ad ve Semud kavimleri kendi davranışları sebebiyle Rabbimiz tarafından cezalandırılarak helak olmuşlardır. Ve böylece tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir kardeşlerimiz. Allah Teala kulların karşılayacağı azabın kendileri tarafından kazanıldığını şu ayetlerde bizlere ifade ediyor. Bakın Ali İmran suresi 182. ayet-i kerime. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu kendi ellerinizin önceden yapıp gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah kullara asla zulmedici değildir. Allah hiç kimseye zulmetmez. Bakın yine Hud suresi 117'de, Nas suresi 33'te Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Ve yine Hud suresi 117'de Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. Onun için herkes kendi cezasını kendisi hak ediyor kardeşlerimiz. Edecek de tabii. Kıymetli müminler, işte Allah Teala izahını yaptığımız ayetlerde sahip oldukları maddi imkanlara aldanıp şımaran, azgınlaşan, zulme dalan, her türlü iflah olmayan ve bu nedenle günahlara batan insanlar üzerindeki haksızlık ve baskılarını sürdüren toplumların başlarına gelen felaketleri bizlere hatırlatarak ibret almamızı istemektedir. Söz konusu ayetlerin muhatabı Mekke müşrikleri olmakla birlikte yaşamış oldukları hayatla topyekun yok olmaya hak eden milletler için de bir tehdit ve uyarı anlamı taşımaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah geçmişteki insanların zulüm, haksızlık ve azgınlıkları sebebiyle yok edildiklerini, böylece tarih sahnesinden silinip gittiklerini, yani nesillerin bu hadiselerden ders almalarını bizden istemektedir kardeşlerimiz. Önce toplumlar sahip oldukları her türlü imkanları kullanarak başlarına gelen felaketlerden kaçıp kurtulmak istedikleri halde nasıl kurtulamamışlarsa sahabeler sonrakilerin de haksızlık ve azgınlık göstermeleri halinde aynı sonuçta karşılayacaklarına işaret edilmektedir kardeşlerimiz. Onun için Allah Teala zalimleri kahreylesin. Zalimler önce ıslah olsun. İslah olmazlarsa da kahru perişan olsun. Şu anda İsrail'in bebekleri öldürdüğü gibi insanların haklarını, insanların evlerini yıkıp insanların evlerinin altında kendi canlarını verdikleri gibi bu kardeşlerimiz yaptıkları bu eziyetlerden dolayı Allah'ım onu kahreylesin. Allah'ım onları yok eylesin. Zalimleri yok eylesin. Zalimler yok olmaya her zaman mahkumdur kardeşlerimiz. Ama o kardeşlerimize Allah'ım yardımcı olsun inşallah. Biraz sonra da onlara dua edeceğiz kardeşlerimiz. Başka ne yapabiliriz? Dua ederiz, yardım ederiz. Maddi imkanlarımız varsa onlarla yardım etmeye gayret gösteririz. İnşallah yarın sabah da duamızı camimizde yapacağız efendim. Hep beraber tevbe.